Hacılık ve piyasanın herkese iyi sabahlar değerli arkadaşlar. Evet, ekranda gördüğümüz evladımız, kardeşimiz Ahmet Topçu şehit oldu. Tabii ki bu Zafer Arapkir'in Twitter adresinden gördüm. Evet, ruhu şad olsun gerçekten. Bu vatan için canını veren kahramanlar arasına katıldı diye başlık atmış şehidimiz. Tabii ailesine başta büyük sabırlar diliyoruz ve şu an bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de onların her zaman yanında olduğumuzu söylemek istiyorum ve gerçekten belki de milli birlik ve beraberlik hikaye değil, gerçek anlamda beraber olmamız gereken günlerde olduğumuzda söyleyerek başlamak istiyorum. İnsan tabii ki şu evlatlara, şu yavrulara gerçekten çok üzülüyoruz ama sözün bittiği yer, söyleyeceğimiz çok fazla bir şey kalmıyor. Bizim huzurumuz, bizim rahatımız için onlar oradalar. Yeri geliyor, tek üzüldüğüm şey de bu evlatlar, bu vatan evlatları, yavrularımız. Gerçekten Tanrı yardımcıları olsun. Şimdi birkaç tane şey var, başlık var. Yani birkaç arkadaşın ve birkaç gazetecinin de mesajlarını okuyacağım ve hemen piyasalara dönmeye çalışacağım. Döneceğim daha doğrusu. Sinan kardeşim, masum yavrulara sardırılabilirler. Evet, yani bu operasyonun aslında Afrin'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve 2016'da Ağustos'ta olan Fırat Kalkanı, arkasından da Zeytin Dalı operasyonu gibi başarıya, nihayete ulaşacağını zaten biliyoruz Tanrı'nın izniyle. Ben açıkçası bu noktada nefs-i müdafaa olarak görüldüğünü birçok aydın kelimesini çok fazla sevmem ama entelektüel bilgili insandan, bu işin uzmanı insanlardan biliyoruz. Hepimiz de zaten görüyoruz, biliyoruz. Çünkü bebek katillerine yönelik yapılan bir operasyon olduğunu ve Amerika'yı eğer karşınıza alıyorsanız bu doğru bir şey de diyebiliriz büyük ihtimalle. Batı'yı da tabii ki bu anlamda. İsmail Saymaz'ın da bahsetmiş olduğu Türklerle Kürtlerin Birliği konusu var. Soner Yalçın'ın bahsetmiş olduğu Ah Küçük Kardeşim, Ah Solcu Kardeşim. Yani Amerikan CIA, PKK ve PYD'ye niye silah veriyor diye bir düşünmeniz gerekir demiş. Çok güzel mesaj vermiş. Sinan Oğan zaten gerçekten aklı başında olup gerçek milliyetçi olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum ama milliyetçilik, ülke, ulusalcılık, bunlar tabii ki hepimizin aslında değerli kavramları. Bayrak. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi 1993'te bebek katilleri neyse görüyorsunuz. Dün yanılmıyorsam bir saldırı sonucu Suriyeli bir sığınmacının yavrusu. Yani insan sonuç itibariyle Allah sabır versin ailelerine. Pek farkları yok. Bir şey dinleteceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen. Geçen gün siz bana yolun bir mektubu aldınız beyefendi ve de bu mektubu izninizi alarak yayınladım. Sen ne diyorsun? Şimdi Fatih'ciğim, Atatürk'ün bir lafı vardır. Nefsi müdafaa olmayan savaş cinayettir. Biz nefsi müdafaa yapıyoruz burada. Yani bu savaş ne yazık ki kaçınılmazdı. Şimdi savaş olmadan önce, savaş karşıtı olmak son derece mantıklı bir şeydir. Dersin ki savaş, kim ister savaşı ya? Askerler en çok istemez. Çünkü onlar gidiyor, canlarını veriyorlar değil mi? Evet. Dolayısıyla fakat savaş çıktıktan sonra savaş karşıtlığı yapmak bozgunculuktur. Buna tahammül edilemez. İyi, birilerinin de ya bu işi savaşla çözelim deme hakkı var. Hayatım daha önce söylenebilir, dediğim gibi. Savaştan önce söyleyebilirsin. Fakat savaş çıktıktan sonra askerin moralini bozamaz. En önemli şey budur. Bak, bu adam orada
hayatını ortaya koyuyor. Niçin ortaya koyuyor? Senin, benim keyfim için ortaya koyuyor. Dolayısıyla savaş çıktıktan sonra bunu tartışmak o adamın moralini bozar. Onun için bence tartışılmaması lazım. Savaş çıktıktan sonra. Savaş çıkmadan sabaha kadar tartışalım. Yani tekrar edeyim. Hiç kimse savaşın olmasını istemez. Atatürk'ün lafını unutmayalım. Nefsi müdafaa değilse savaş cinayettir. Hiç kimse durup dururken cinayet işlemek istemez. Çok fakat mühim olan biz burada kendimizi müdafaa ediyoruz. Yani ne yazık ki şu programın konusu bu değil ama aslında biz orada neyi müdafaa ediyoruz? Biz bütün Doğu Anadolu'yu müdafaa ediyoruz. Yani şu anda hatta İstanbul'u, hatta İzmir'i ama şu anda ilk adımda Türkiye'nin sulu bölgelerini Türk kontrolünden almak isteyen bir irade var. Hı. Sulu bölge, su savaşları. Evet, biz bu iradeye karşı savaş veriyoruz. Zaten biliyoruz tabii ki. Evet. Aslında çok büyük olaylar var işin içinde. Evet. Şimdilik tabii ki bir de şey bilmeyelim. Orhan Pamukoğlu. İlk cephe esastır. Dışarısı hikayedir. Öyle değil mi? Evet. İlk cephe. İlk cephe. Asker gibi konuşuyor. İlk cepheyi sakın sakın. Akbin falan neymiş ya o? Afrin, iki cephe. Yani ezel atar. Ama bak bir şey söyleyeyim. İlk cephe çok kritik ve çok tehlikeli. İçeride eğer bütünlük varsa. Evet. Cephe, çok önemli. Amerika değil, bilmem kim görse görseniz bir şey yapmaz. İçeride bütünlüğün yalnız operasyonlardan sonra da sürmesini istiyoruz. Sayın ülkeyi yönetenler, Sayın Cumhurbaşkanım, selamlar. Evet, herkese adaletli davranmak çok önemli. Ama şu an derdimiz başka. Evelallah. Bu operasyondan da Türkiye askerlerimiz alnınak ile çıkacak ve hemen piyasalara dönelim. Brent petrolle başlayalım. Brent petrol bir tepki ihtimalinden bahsettik. Şu an için yukarı hareket devam ediyor. Büyük ihtimalle bu hareketin devamı gelecek gibi gözüküyor. Hatta isterseniz şöyle bir de bir Brent yapalım. Brent diyelim. Bakın. Dünkü kapanışa baktığımızda 63'lere doğru. Bir dakika. Rakamlar yanlış. Gene girildi herhalde. Şöyle bakıyorum. Şöyle açsak acaba. 58.80. Şöyle gidelim. Şimdi oldu. Evet. 59.200'ün üzerinde 60-61 bölgesine doğru bir hareket olabilir petrolde. Şu ortalamalara doğru. Şimdi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde bir geri çekilme, sıkışıp yataya dönme ihtimalinden bahsetmiştim. Şu an için büyük ihtimalle dün paylaşımlarım da oldu tabii. Twitter'dan sık sık paylaşımlarımız oluyor. Onlara döneceğim. Sıkıntı yok. Büyük ihtimalle bir geri çekilme devam edecek. Yani yukarı hareket şimdilik biraz sınırlı. Bunun anlamı Euro dolar paritesinde herhalde izleyenler hatırlayacaklar. Geçen haftadan beri Euro doları bir tepki isteği içinde olabileceğini, haftalık bazda bir toparlama isteği içinde olabileceğini, dolayısıyla daha önce bahsetmiş olduğumuz 1.08'lere geldikten sonra 0.8-0.9 bölgesi var. Buraya geldikten sonra düzeltme olabileceğini, bu tepkinin izlemek gerekir. Sonrasında nasıl olabileceğinden bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi tepki dün 1.10.37'ye kadar geldi. Tahmin ediyorum ki 1.10.70 haftalıklar bazında baktığımızda 1.11'lerin üzerine doğru bile bir atak oluşturabilir gibi gözüküyor. Ama şu ilk etapta isterseniz bir Euro doların şöyle EURUSD tablosuna bakalım. Gördüğüm kadarıyla pardon. Bakamayız tabii ki. Şöyle yapalım. Şimdi EURUSD gördüğüm kadarıyla 1.10.30 potansiyel hedef, 1.10 iyi bir destek, 90. Bu seviye aralığında kalacaktır. 10.30'un üzerinde tahmin ediyorum ki 10.70-80'lere doğru bir atak bekliyorum Euro dolardan. Haftalık bazda ise 1.11.50'ye kadar bir potansiyel hedef var. Bu aynı zamanda bakın dün şöyle tabii ki şeye dönmek istiyorum. Twitter adresimize abone olduğunuz takdirde arkadaşlar diyoruz ya, yani gün içi çalışmalarımız, paylaşımlarımız oluyor. Bu paylaşımlarımızı izleyebilirsiniz. Buradan sık sık paylaşımlarımızı yapıyoruz. Dün
Bir ara benim kendi indikatörüme göre bakın mesaj vermeye çalıştık. Fiyatlar yukarı giderken HDTR artık saatliklerde, önümüzdeki saatlerde ciddi düşüşlerin olabileceğini vermiş olduğumuz saatliklerde HDTR'ye evet uyumsuzluk var. Önümüzdeki saatler için kar satışları etkili olabilir. Bunu yazdığımda dolar 5.88-70 civarındaydı. İlk etap 5.85 arkasından potansiyel 5.82 ihtimalinden bahsettik ve dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında o geri çekilme beklediğimiz gibi gerçekleşti. Ve aynı zamanda gün içinde Twitter'dan dediğim gibi paylaşımlarımız oluyor. Gün içinde bakın dün 30 endekse vermiş olduğumuz HDTR'nin bize vermiş olduğu uyumsuzluklar ve tepkiler ve uyumsuzluk çoğalmaya başladı. Bu endeksin tepki getirebileceğinden bir işaretti. Bunu da paylaşmış olduk. Dolayısıyla tabii ki zaman zaman vermiş olduğumuz mesajlar bu noktada eğer iyi izler YouTube'dan da bizi izliyorlarsanız zaten ne demek istediğimizi çok rahat görebilirsiniz. Endeksinde pozitif uyumsuzluk ihtimalinden bahsetmiştik dün bir ara. Bir ara küçük bir hareket yapsa da yukarı sonra sert bir geri çekildi ama sonuç itibariyle biz bu bölgenin şu an için ne demiştik haftalardır söylüyoruz. 133 binden beri endeksin 124.000 121.000 bölgesine gelebileceğinden bahsettik. Dün 121.900 küsür görüldükten sonra tepki geldi ve bundan sonra bu tepkinin biraz daha devamını göreceğimizi düşünüyorum. Dün de çok güzel bir eğitim yaptık. Arkadaşlarımıza tekrar selam olsun. Daha önceden de tanıştığımız arkadaşlarımız. Evet, dolar için isterseniz şöyle bir dönelim. Bu seyrede TL'ye baktığımda bir trend hareketi ne demiştik? Küçük küçük dolarda küçük küçük yükselişler olabilir. Bu küçük küçükten kastım ağır ağır ama bir yükselen trend. Bu yükselen trend devam ediyor. Hatta dün 5.85'in üzerini gördüğünde nereye gitmiş oldu? 26 Ağustos'tan sonraki en yüksek seviyeye ulaştı dolar. Yani bu da bizim senaryomuzu bir yerde desteklemiş oldu. Şimdi bu band çok önemli. Bakın 5.85'in altındaki kapanışlar çok çok önemli. Şu an burayı geçebilir mi? Yani geçme ihtimali isteği oluşabilir. Ama zaman zaman üzerine çıkıp aşağıda da 5.82'nin çok önemli destek olduğunu söyleyebilirim. Dün itibariyle kaç görüldü? Bakın bizim raporumuzdan sonra 5.81-50'ye kadar geri çekilen hareketler gördük. Bu da önemliydi. USDTR'ye şöyle bir bakalım. Bugün itibariyle baktığımızda aslında 5.84.68 görüyorum. Bir dakika şöyle yapayım. Dünkü kapanışı alıp ona göre bir rakam vereyim. 5.83.70'miş kapanış. 5.83.70 girdik. 5.83.70 diyelim. Şöyle söyleyebilirim. 5.83.70'in üstünde 5.85.50, 5.87.70 var. 5.89.70. Buraları şu an için geçilmesi zor. Aşağıda 80.6 ihtimali var mı? Olabilir. 80.6 ihtimali. Hemen şöyle bakıyorum. 4 saatlik grafiğe dönüp baktığımda. Eğer ki 5.85 geçilemediği takdirde büyük ihtimalle evet 5.80'lere doğru bir geri çekilme hatta 5.80'in altına doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bakın dün burada HDTR şöyle alayım. Bakın dolar HDTR 5 dakikalık dolar HDTR 1 saatlik gördüğünüz gibi. Şöyle alayım. Dün fiyat yukarı giderken dolar HDTR 1 saatlik gördüğünüz gibi. Negatif uyumsuzluk verdi bize. Net olarak negatif uyumsuzluk verdi. Dolayısıyla aşağıda ilk etapta 5.80'in altına 5.78'lere doğru önümüzdeki birkaç günlük süreçte bir geri çekilme görebiliriz. Dolar TL'de. Ama bu trendin bittiği anlamına gelmiyor. Kademe kademe zaman zaman yükselişler göreceğiz. Daha önceki hedeflerimizde koruduğumuzu söyleyebilirim. Geri çekilmeler alış fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Ama acele etmemek lazım. Nerelerde alış fırsatı olur, nerelerde alış yapmak gerekir. Bunu da Ali Reçber Twitter hesabımıza girdiğiniz takdirde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi hemen buradan nereye dönelim? İsterseniz tekrar bir şöyle günlük grafik üzerinden yapayım. Şöyle bir açayım. Evet. Dolar TL dedik. Altına bakalım. Altında bir zorlama hareket söz konusuydu ama dün tekrar 200 günlüğe çekildi. Demek ki şu an için altında kısa vadede
60 günlüğü aşağı tekrar test etmek isteyen bir hareket olacak gibi gözüküyor. Yukarı 1517 sonrası gelen hareket. Bugün 1493'ler önemli, izlenmeli diye düşünüyorum. Hatta dünkü altın kapanışını da şöyle bir girelim. Tabii D83 olmaz. Şöyle bir girelim. Hemen İsa'yı diyelim. Bir daha neden almıyor? Çünkü biliyorsunuz kaydettik. Bu sistemde böyle bir azizliği oluyor bazen. Elle girmek daha sanki artık şey gibi. Çünkü bazen almıyor. 1495. Bakalım. 1495-93. Gördüğüm kadarıyla altın fiyatları 1497 1501 güçlü direnç. Haftalığa bakıyorum. Evet, yani büyük ihtimalle altında bir geri çekilme biraz daha etkili olacak gibi gözüküyor. 1500'ün üzeri zor, çıktıkça satış gelecektir diye düşünüyorum. Hatta önümüzdeki dakikalarda da bu ihtimal olabilir. Yani eğer yükseliş olacak olursa satış fırsatları kilitlenmeli diye düşünüyorum. Tekrar 1490'ların altına doğru geri çekilmeler göreceğini düşünüyorum. Gram altında da şu an için belli bir hedefe ulaşıldığını düşünüyorum ve tekrar gramda da 200, bakın 290'lardan bahsetmiştik, 286. Evet, bundan sonra biraz daha geri çekilen hareketlere tanık olacağız gibi gözüküyor gram altında. Nereye kadar? 275, 270 bölgesi önümüzdeki günlerde görebiliriz diye düşünüyorum. Sterlin dolara bakalım. Endekslere de bakacağız tabii ki. Sterlin dolarda biraz güçlü hareket var. Euro dolarda bu hareketin devamı gelecek diye düşünüyorum. Yani dolar endeksinde geri çekilmeler biraz daha etkili olacak gibi gözüküyor. Sterlin dolarda da tekrar 1.25, 1.26'lara doğru bir hareket olabilir. Bir çanak, bir akümülasyon kısa süreli oluşabilir. Biraz daha hızlanan sterlin dolar hareketi göreceğiz gibi gözüküyor. İsterseniz bir 100 endekse bir bakalım. Başka bakacağımız Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin hemen ondan sonra Bitcoin. Evet, Bitcoin'de kaça kadar giden bir hareket gördük? 8800'e giden bir hareket gördük. Şöyle bir şey var. Ben Bitcoin'de ikinci dalga satıştan bahsetmiştim. İlk etapta bakın bu çöküşü net olarak zaten söylemiştik. Birkaç gün önceden ciddi bir çöküşten bahsetmiştik Bitcoin'de arkadaşlar. Beklediğimiz gerçekleşti ve nereye kadar? 7500 demiştik. 7500-8000 aralığı. 7700 görüldü. Buradan tepkiler olabilirdi. Oldu. Hatta 8700'ün üzerine, 8500'ün üzerine çıkmadan tekrar ikinci dalga bir satış başlayabilir demiştik ki bu 7700'e sınırlı kaldı. Bazı arkadaşlar burada hani başlıyordu falan filan diye. Acele etmeyin kardeşim. Biraz da sabredin. Başlayacaktır diye düşünüyorum. Halihazırda beklentimi koruduğumu söyleyebilirim. Ve büyük ihtimalle bugünden sonra biz tekrar Bitcoin'de aşağı yönlü hareketlerin etkili olabileceğini düşünüyorum. 8900 altında kaldığı sürece ben Bitcoin'de hatta şöyle isterseniz bir de BTC bakalım. BTC diyelim. Haftalıklar bazında baktığımızda bakın 8900 önemli direnç. Bugün itibariyle orası görüldü mü? Sabah görülmüş 8800. Yani şu seviye görülmüş. Şimdi 8400, 8500 altında kaldı sürede 8400 aşağı kırıp 8100, 8055'lere doğru tekrar bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. 8200'lere daha doğrusu. Hatta şöyle bakalım 8400'lerde olduğunu düşünecek olursak 8500 evet. 8200'e doğru geri çekilmeler etkili olacak diye düşünüyorum. Eğer ki 8380 altında kapanış yapmamız halinde Bitcoin'de ikinci dalga satış nereye kadar olabilir? Hemen göstereyim. Zaten biliyorsunuz hedefimiz 5500 aralığı. Kademe kademe geri çekilmenin olacağını düşünüyorum. X30 YVD'ye bakalım. X30 YVD'de bir tepki ihtimalinden bahsettik dün itibariyle ve yavaş yavaş tepkinin geleceğini düşünüyorum. Bu XU100'e bakarak isterseniz bir şey yapalım. Sonra hisseleri de gezeceğiz. Ne demiştik? 95.000, 97.000 bu bölge potansiyel hedef olmaya devam ediyor dedik. Ve çok güzel birkaç örnek verdim. Artık insanlar 105'lerdeyken kesin geçilmeyecek tarzı bir şey söylemek doğru değil ama yani geçilmeyecek net gördüğümü söylüyorum. Net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar.
geçilmedi. Ve beklediğimiz o satış geldi. Bir bahaneyle geldi. Bakın her şey ortam süperken bir anda her şey değişebiliyor. Evet. Hatta Trump olduğundan dolayı yorum yapmanın anlamsız olduğundan bahseden büyük abiler de vardı. Bunlar da bence zaten yorumda yapmıyorlar. Sadece akademik bilgilerini paylaşıyorlar. Teşekkür ediyoruz tabii ama onun için piyasayla ilgili zaten çok da fazla dikkate almamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu işi dikkate almak için ya trader olacaksınız fiyatlamalar konusunda ya da disiplinli iyi bir trader olacaksınız ya da çok iyi teknik analiz bilmeniz gerekir. Bu başka bir şey arkadaşlar. Fiyatlamalar, dolar yükselecek mi düşecek, her şeyi bir kenara bırakın, teknik analizdir. Başka hiçbir şey değil. Çünkü temel herkes konuşur. Anlamsızdır. Bence anlamsızdır. Teknik analiz her şeydir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu geri çekilmede Trump'ı da bahane ettiler. Maşallah. Ben aşağıda 96.000, ilk etapta 98.200'ler şu an için iyi bir destek. Burada tutunmak isteyecektir. Güne dair eğer bir yorum yapacak olursak hemen şöyle günlüğü açalım. Bugünlük tepki ihtimali biraz artmış durumda. X 30 yakın vadeli şöyle bir alalım. 123-475 kapanışı büyük ihtimalle 123-875'in üzerinde biz 125-275'lere doğru. Bakın haftalıklarda ne demiştik arkadaşlar? 122-123 bizim potansiyel hedefimiz. Buraya geldik. Hatta 122 gördüğünüz gibi tutundu ve 125-575 aylıklarda. 125-575, 127 ihtimali olabilir. Şimdi 121.900 geliyorsunuz. Bu haftanın desteğiydi. Peki dün en düşük ne görüldü? X30 yakın vadede. Yüz endekse de tekrar döneceğim. Video uzun. Uzun. Uzun kardeşim yani. Başka yapacağım bir şey. 121.850. 121.900 gördüğünüz gibi. 122.700'ün üzerinde. 123.500'ün üzerinde. 124.300 ilk etapta. İlk potansiyel hedefimiz. 125.200. 125.200'ün üzerindeki her hareketlikte biz 127'ye kadar potansiyel hedef tepki beklediğimizi buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü açılışta zaten hangi seviyeleri geçecek görüyorsunuz. Bu seviyeler potansiyel hedef. 3. mavi. 100 endeks için. XU 100 endeks için konuşacak olursak bir de hisselere de dönüp bakacağım. Endeksten daha fazla tepki verebilecek hisseleri bulmaya çalışalım birazdan. 97.500 hemen dönüyorum. 97.500 XU 100 97.500 bakayım nereye gelmişiz. Bakın 97.500 aylık da güzel. Demek ki 98.300 üzerinde kaldığımız sürece 199.000 100.000 101.000'e kadar potansiyel hedefimiz var mı? Olabilir. 97.500 haftalıkta bu seviyenin de altına geldiği için 99.300 yani şöyle söyleyeyim, burada geçiyorum, 99.800 potansiyel hedef, 101.000'e 100.700'e doğru bir ihtimal. Bakın yani 100.000'lere yaklaşınca satışlar gelecektir. Ben şunu söylemek istiyorum. Oluşacak yükselişler tepkidir ve son satış fırsatlarıdır. Not alalım lütfen. Bu. Yani trend yükselirken geri çekilmeye alış fırsatı olduğu gibi trend düşe başladığında oluşacak yükselişler birer satış fırsatıdır diye düşünüyorum. Şöyle hemen şöyle arkasından bu düşüşler kademe kademe beklediğimiz hedeflere doğru devam edecektir diyorum. Hemen şöyle hisseleri isterseniz tek tek gezelim. Dolar bazında da bakalım. Endeks bazında bakalım. Aslında daha iyi olacak gibi gözüküyor. Her zaman olduğu gibi bir ayarlara göz atacağız. Yarım saat oldu mu diyor. Aslında sağ olsun bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor videolar diyor ve Halil abi diyor. O telefonu da çok sevmiyorum ama kendime de çok şey yapmaya almak istemiyorum. Şimdi bir şey diyecektim unuttum. Yaşlanıyoruz. Şimdi evet endeks hızına baktığımda endekse göre daha fazla tepki verebilecek hisseler. Mesela Aselsan zayıf. Evet biraz daha güçlü tepki verebilir. Doğan hala hazırda çok güçlü. EKG'yi ortada diyelim. Ereğli endeksten daha güçlü tepki verebilir arkadaşlar, dikkat. Rota da gayet iyi gözüküyor. Garanti, evet endeksten biraz daha tepki fazla verebilir. Halkbank zayıf.
İşçi endeksten iyi tepki verebilir. Yani tepki geldiğinde endeksten güçlü olabilecek hisseler. Koç ortada diyelim. Koza endeksten güçlü, Kozal endeksten güçlü. Kardemir endeksten daha iyi tepki verebilir. Petkim de endeksten daha iyi tepki verebilir. Pegasus. Evet, fiyat bu hala güçlü. Sabancı endekse paralel diyelim. Şişe endekste paralel diyelim. Soda endeksten daha iyi tepki verebilir. Tav endeksten daha güçlü tepki verebilir. Türksel endekse paralel diyelim. Hava yolları. Enteresan. Bakın. Evet, hava yolları. Bugün endeksten daha iyi tepki verebilir arkadaşlar. Hava yollara dikkat etmekte fayda. TKF endeksten fazla tepki verebilir. Daha sizin pek bir şey demiyorum. TSK ve endeksten güçlü tepki verebilir. Telekom endeksten güçlü tepki verebilir. Tüpraş endeksten zayıf bir süre daha. Böyle söyleyecek gibi gözüküyor. Vakıfbank endeksten fazla tepki verebilir. Şu ortalamasına doğru. Dün zaten tepki de vermişti. Yapı Kredi endeksten biraz daha fazla tepki verebilir. Endeksten fazla tepki verebilecek hisseleri de paylaşmış olduk arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Dolarda tabii geri çekim biraz hızlanmaya başladı tekrar. Gün içinde Twitter hesabımıza daha doğrusu Twitter'a kayıt olabilirsiniz. Eğitimler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Antalya eğitimimiz özel eğitimler için reçel eğitim danışmanlık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere. Tekrar askerlerimize buradan güçleri, kudretleri yerinde olsun diyorum. Görüşmek üzere.